Bu videoya başlamadan önce saçımı düzleştirmek istedim ve kulağımı yaktım. Ve şu an kulağım inanılmaz acı çekiyor ve şu an çığlık atmak istiyorum. Ama hiçbir şey yokmuş gibi hayatıma devam edeceğim. Ve bu videoyu başarıyla çekeceğim. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yılbaşı hediye alışverişi bazen gerçekten zor olabiliyor ve sizi anlıyorum. Ve sizi tamamen kurtaracağıma söz veriyorum. Bazen yılbaşı hediye alışverişini resmen son ana bırakıyoruz. Ya da aklımıza bir fikir gelmiyor ve fikir gelmesini umarak bekliyoruz ama asla gelmiyor. Tüm bunlardan sizi kurtarmak için bugün efsane yılbaşı fikir, hediye fikirlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar birinci hediye önerim kesinlikle herkesin sevebileceği bir şey. Yani bunu dünya üzerinde sevmeyecek bir insanın varlığını ben düşünmüyorum. Çünkü herkes güzel kokan bir mumu ve evinin güzel kokmasını ister. O yüzden kesinlikle size kokulu mum almanızı öneriyorum. Bu risksiz bir hediye, yani cidden herkesin hoşuna gidecek. Bunu biliyorum. Özellikle evinde vakit geçirmeyi çok 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 seven biri varsa tanıdığınız ve ona bir hediye almanız gerekiyorsa kesinlikle kesinlikle kokulu mum almalısınız. Bir sürü kokulu mum satın alabileceğiniz yerler var. Yani sanırım H&M Home'da bile var. Emin değilim. Ama ben daha önceki videolarımdan da özellikle geçen sene bu zamanlardaki videolarımdan bildiğiniz gibi Bath & Body Works mumlarına bayılıyorum. Orada hatta bir tane videomda bahsetmiştim. Seksi bir erkeğin duş jeli gibi kokan bir tane mum var. Ki o efsane. İsmi Mahogany Teakwood. Umarım hala vardır. Büyük ihtimalle hala vardır. Onu kaldırdıklarını düşünmüyorum. Gidip oraya Bath & Body Works'a girin bence ve böyle koklayın koklayın koklayın. Son anda birini hediye almanız gerekiyorsa onu alın. Paketleyin ve o kişinin sevmemesinin ihtimali bile yok. İkinci fikrim arkadaşlar, eğer bir kişi bir sanatçıyı inanılmaz çok seviyorsa ya da bir filmi inanılmaz çok seviyorsa, bir diziyi inanılmaz çok seviyorsa ve siz onun neyi sevdiğini biliyorsanız size harika bir fikrim var. O da tişört bastırın. Ben bunu daha önce yapmıştım. Daha önce hatta Enes Batur'a tepki videomda yapmıştım. Yaptırdığım yerin adını hatırlamıyorum ama size yerini tarif edebilirim. Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde Pet Shop dediğiniz zaman herkes bilir, herkes gösterir. O Pet Shop'un tam karşısında bir tane tişört baskıcısı var. Ve ben orada o tişörtü sabah söyleyip öğlene doğru almıştım. Yani aynı gün içinde teslim ediyorlar. Eğer aceleyse işiniz bunu yapabilirsiniz. Ve birinin fan olmasına da gerek yok aslında. Herhangi bir tasarımınız, özel bir fikriniz varsa orada yaptırabilirsiniz. Fiyatı 35 liraydı ve ben tişörtten bayağı memnun kaldım. Ve giydim birçok kez. O yüzden size tişört bastırmayı önerebilirim son dakika fikirleri için. Şimdi üçüncü hediye arkadaşlar. Diyelim ki en yakın arkadaşınıza herhangi bir hediye vermek istemiyorsunuz. Gerçekten komik bir hediye vermek istiyorsunuz. Giydiğinde sizi hatırlayacak bir hediye. Bu garip oldu, tamam buraya çıkarım, öyle bir şey yok. Ama hani komik bir hediye vermek istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle, ve bunu ben daha önce yaptım. Kırmızı iç çamaşırı hediye edin. Tabii ki kırmızı iç çamaşırı hediye edin. Çünkü yılbaşı. Yılbaşının rengi kırmızı. Ve kırmızı iç çamaşırının şans getirdiğine inanılır. Ve insanlar yılbaşı günü kırmızı iç çamaşırı giyer. Umarım bunu bilen bir tek ben değilimdir. Böyle bir şey umarım vardır ve sizin de haberiniz vardır. O yüzden en yakın arkadaşınıza kırmızı iç çamaşırı alarak onu güldürebilirsiniz bence. Ve kullanır da. Burası çok garip. Tamam buraya geçin, garip garip. Ama komik bir hediye bence. Ve ben de yaptım ve karşımdaki kişinin tepkisi gerçekten aşırı komik, gülmek oldu. Ve yani öneriyorum, öneriyorum. Sadece bir öneri, sadece bir öneri. Dördüncü hediye fikrim. Eğer biri var ve o kişiyi çok fazla tanımıyorsunuz ama güzel bir hediye almak istiyorsunuz. Ya da mesela atıyorum okulda çekiliş yaptınız, yılbaşı çekilişi ve hani o kişiye siz bir şey almak zorundasınız. Ve o kişinin zevkini bilmiyorsunuz çünkü hiç tanımıyorsunuz. Bence bu durumda yapmanız gereken en güzel şey bir mağazadan ona hediye kartı almak ve böylece kendi hediyesini kendi seçer. Bu büyük ihtimalle her yerde, çoğu mağazada var büyük ihtimalle ama ben Zara'da olduğuna eminim. Çünkü bu hediye bana daha önce verildi ve çok hoşuma gitmişti. Yani kendi istediğim bir şey aldım ve o bana almış gibi oldu. Ve hani benim zevkimi bilmediği için bana kart vermişti ve ben onu en iyi şekilde değerlendirdim. O yüzden hediye kartı alıp içine para doldurup kartı ona hediye etmek bence çok 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 şirin bir fikir ve daima daima işe yarar. Beşinci hediye fikrim de aslında bununla biraz benziyor. Diyelim ki bir arkadaşınız inanılmaz çok kahve içiyor. Her gün kahve içiyor. Kahve bağımlısı, kahveye bayılıyor. O zaman kahvecilerden de kart alabilirsiniz. Mesela Starbucks'tan Starbucks kart alıp içine para yükleyip o kartı o kişiye verebilirsiniz. Yani bana bu hediye gelse yılbaşında cidden bayağı mutlu olurdum. Çünkü zaten her gün kahve alıyorum. Ve hani o kart benim için cennet gibi bir şey olurdu. Yani o haftaki kahvelerimi o kişi almış gibi olurdu. Ve bu mükemmel şirin bir jest. Ve aşırı işe yarardım. Ve minnettar kırıldım. Ve sonsuza kadar her gün ona sarılırdım. Çünkü kahve ve çünkü
Efsane. Altıncı hediye fikrim, gerçekten çok fazla para harcamayı göze aldığınız birine verilebilecek bir hediye bence. Çünkü hiçbir şekilde ucuz değiller ama çok değerliler. Çünkü ömür boyu yanında taşıyabileceği bir hediye. O da Pandora bilekliği. Hatta benimkini göstereyim. Ailem almıştı bana ve daha sonra ben seyahat ettiğim yerlerden anı olmak için, anı tutmak için almıştım. Bunlar tamamen gümüş ve bir ömür boyunca yani eskimiyor ve takabiliyorsunuz. O yüzden çok değerliler. Oraya gidip hani kendiniz birine mesela bir tane bileklik alıp bir tane charm alıp çok şirin bir hediye vermiş olabilirsiniz. Ama pahalı oldukları için bence bunu öylesine birine almayın. Mesela bu videoyu izleyen bir anneyseniz bunu kızınıza ya da oğlunuza alabilirseniz bence aşırı tatlı olur eğer böyle bir para harcamak istiyorsanız. O yüzden mesela bunu size önerebilirim. Yedinci önerim arkadaşlar, eğer arkadaşınız lip gloss kullanmayı, dudak parçacığı kullanmayı çok fazla seviyorsa kesinlikle şu an dudaklarımda olan bir gloss'u size önereceğim. Gerçekten bu hayatımı değiştiren lip gloss diyebilirim. Ben normalde asla sevmem ama bu o kadar güzel gösteriyor ki dudakları ve aynı zamanda dolgunluk da veriyor. Çünkü benim dudaklarım çok ince ve o farkı sezebiliyorum. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 34.90 ya da 35 gibi bir şeydi. Sephora'nın Outrageous Plump Effect adlı dudak parlatıcısı. 8. hediye. Kitap okumayı seven birine tabii ki kitap almalısınız. Çünkü kitap okumayı seven, mesela benim bir arkadaşım var hani böyle ayda 7 kitap, hatta belki daha fazla falan bitiriyor. Hani o kadar çok seviyor ki ve hayatının bir rutini adeta. O yüzden bir arkadaşınız varsa kitap okumayı çok sevdiğini bildiğiniz tabii ki kitap almalısınız bence onun sevdiği tarza göre. Ve size bir önerim de olacak şu an. Macera tarzı kitaplar ilginizi çekiyorsa bir saniye. Uğur Ömer'in yani Babiş'in Futbol Akademisi'nde Sürpriz adlı kitabı çıktı ve arkadaşlar dünyanın en şirin kitabı olabilir ve Babiş yazdığı için ekstra gurur duyuyorum. Bayağı gururluyum. Dediğim gibi tamamen macera seven kişilerin ilgisini çekebilecek bir kitap. Aynı zamanda kızların da erkekler kadar iyi futbol oynayabildiğinden bahseden ilk kitap. Göz atmanızı öneriyorum tabii ki. 9. önerime geçiyorum şu an. Bu yani bence dünyadaki en tatlı hediye ve bekleyin bunu da göstereceğim. Küçük bir çocuğa hediye almanız gerekiyorsa bunu alabilirsiniz ama küçük olmasına gerek yok. Bundan bir tane daha bana şu an gelse ben yine çok fazla mutlu olurum ve o da ayı. Ayı derken bu herhangi bir ayı değil. Şimdi size her şeyi anlatacağım. Bu ayıyı ben 2000 kaç yılında yaptırdım bilmiyorum ama yani 2001 olabilir. 2001'den 2004'e kadar herhangi bir yıl olabilir. Ve o zamandan beri benimle ve doğum sertifikasına sahibim anne yerinde Duru yazıyor. Yani bu benim resmen. Ve bu nasıl herhangi bir ayı değil. Bu ayıyı ben aldığım zaman o zamanlar Metro City'de ayı yapım yeri vardı. Şu an Metro City'de var mı bilmiyorum ama Mall of İstanbul'da olduğuna eminim. Ayının dışını siz seçiyorsunuz. Yumuşaklığını siz seçiyorsunuz. Orada gözünüzün önünde yapıyorlar. Ve burasına bastığınızda normalde bir ses çıkarıyor ve sesi de kendiniz seçiyorsunuz. Ama benimki artık çıkmıyor çünkü yıllar oldu ve çok üzgünüm. Ve kıyafetini de siz seçiyorsunuz. Ben böyle bir tişört ve üstüne elbise seçmiştim ve giydirmiştim. Ve bu ayıyı siz oluşturmuş oluyorsunuz. İsim koyuyorsunuz dediğim gibi. Doğum sertifikası veriyorlar. Ve yani bu bence dünyadaki en tatlı şey. Yani hatta eğer mesela küçük birine bu hediyeyi almak istiyorsanız isterseniz hadi hediyeni yapacağız deyip böyle onunla gidin falan. Çok tatlı olur. O kendi seçsin. Böyle aşırı şirin olur. 10. hediye arkadaşlar, bütçesi düşük olan kişilere önerdiğim bir hediye. Bence ama dünyadaki en şirin hediye. Yani bu saydıklarım arasından en manevi değeri yüksek olan bile olabilir kesinlikle. O da çerçeve almak. Çerçeveyi olabildiğince şirin seçin bence. Ya da atıyorum bembeyaz seçin ama boyayla birlikte onu mesela metalik boyayın şirin bir hale gelsin. Ve daha sonra içine, burası güzel olan taraf, kendinizi ve başka birinin fotoğraf, yani hediyeyi vereceğiniz kişinin fotoğrafını koyun ve onu hediye edin. Ve hani dekorasyon hiçbir zaman eskimeyecek bir şey ve her zaman çok şirin olan bir şey. Ve mesela onun odasındaki renkleri biliyorsanız ya da mesela onun zevkini biliyorsanız, mesela pembe seviyor, gold seviyor, silver seviyor ya da işte pastel seviyor. Ona göre çerçeveyi bulamazsanız da herhangi bir çerçeve alıp uygun fiyatlı onu boyayabilirsiniz sprey boyalarla ve inanılmaz şirin olur. Çok düşünceli olur ve yani mesela şuraya koyardım ben ve hep orada kalırdı. Şu an çok böyle şey gibi oldu bu video. Hani yakınlarımdan beklediğim hediyeler. Hayır öyle değil. Bu ben gerçekten bence son dakika olarak işe yarayabilecek güzel hediyeler. Ve bence işinize yarayacak 10 kategori, 10 farklı insana 10 farklı hediye. Efsane, efsane fikirler. Size yılbaşında ne hediye alınsın isterdiniz? Bunu aşağıya yorum olarak kesinlikle yazmalısınız. Ve arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz, Barcelona'lı bir şey giyiyorum fark ettiyseniz ve Barcelona metrodaki aşkımı hatırlayan ve o videoyu hazırlayan var mı?
O yüzden gizli kelime Barcelona'daki çocuk olsun yine. Arkadaşlar sizi inanılmaz çok seviyorum. Hatta size aşığım. Sizi seviyorum demek böyle az gibi geliyor. Hayır, size aşığım ve siz bunu biliyorsunuz ve bilmeniz beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız ve iyi ki hayatımdasınız. Keşke yılbaşında böyle topluca partileyebilseydik, çok eğlenceli olurdu. Böyle tek tek sarılabilseydik. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi inanılmaz çok seviyorum ve bir sonraki videoda elimi vurdum ama çaktırmamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynı zamanda iki tane anı videosu bekleyecek sizi yakın zamanlarda. Asla kaçırmayın. Kafamda sağa çekmek için doğru anı bekliyorum. Aşırı yakında gelecek ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz.